Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol insanlar için büyük bir tutku. İnsanlar taraftarı oldukları takım için sevinir, ağlar ve gülerler. Futbol insanların dünyasında büyük bir yer edinmektedir. Bu film ve dahası programımızda sinema ve futbol bağlamında filmlerde sevilen karakterlerin tuttukları takımın Fenerbahçe olmasını ele alacağız. Sarı lacivert renkleriyle, binlerce taraftarıyla, şampiyonluklarıyla halkın gönlünde taht kurmuş bir takım Fenerbahçe. Yani halkın takımı çocuklara efsane futbolcuların adları verilmiştir. Kimisinin ismi Can, Selçuk, Rıdvan, Oğuz, kimininse Aykut olmuştur. Gelin bakalım hangi filmlerde tutulan takım Fenerbahçe birlikte görelim. Altın Kafes. Fenerbahçe'nin geçtiği ilk filmlerden biri 1958 yılında çekilmiş olan Altın Kafes filmi. Filmin bir sahnesinde Zeki Müren aracına tepeleme doldurduğu işçilerle yolda kalan bir aracı tamire giderken trafik polisi tarafından çevrilir. Trafik polisinin keseceği cezaya karşı Münir Özkul'un bu seferlik Fenerbahçe'nin hatırı için affet bizi demesine rağmen kesilen cezaya Bu abi Gal Saraylı galiba. Gitti bizim 25. diyerek serzenişte bulunmasıyla karşımızda bir anda Fenerbahçe sevgisinin ve ezeli rekabetin beyaz perdeye yansımış halini buluruz. Gönül kimi severse 1959 yılında çekilen Gönül Kimi Severse filminde Cilalı İbo Fenerbahçe taraftarıdır. Bu filmde Cilalı İbo, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçtan önce tek tek Fenerbahçeli futbolculara moral verirken Basri Dirimlili, Osman Gökten, Avni Kalkavan, Lefter Küçük Andonyanidis, Şeref Has, Can Bartu, Nedim Günar ve Ergün Öztunay'ı soyunma odasının çıkışında görürüz. Bu filmle beraber 1959 yılındaki şampiyonluğu izleme fırsatını yakalamış oluruz. Çam sakızı ve gol kralı Cafer. Çam sakızı ve gol kralı Cafer filmlerinde de Fenerbahçe geçmektedir. Bu iki filmde de Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçların görüntüleri vardır. Bu filmlerle birlikte maçlara ait görüntüler günümüze taşınır. Turist Ömer yamyamlar arasında. Sadri Alış'ın 8. kez Turist Ömer karakteriyle kamera karşısına geçtiği filmde kahramanımızın maceraları Afrika kıtasına taşınır. Filmde turist Ömer'in kendisini yakalayan kabilenin elinden kurtulma anında söylediği sözler bugün kült bir sahneye dönüşmüştür. Turist Ömer, şimdi ben bunların tanrısı mıyım? Ne istersem yaparlar mı diye sorar. Evet cevabını alınca, o zaman bağırın lan Fenerbahçe çok yaşa diye der. Öyleyse bağırın lan Fenerbahçe çok yaşa diye. Aşk hikayesi. 1971 yapımı Aşk Hikayesi, 1970 yapımı Love Story filminin Türkiye uyarlamasıdır. Salih Güney yerli versiyonda karşımıza Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu olarak çıkar. Gerçek maç görüntülerinin de kullanıldığı filmde Salih Güney ile beraber Nedim Doğan, Ziya Şengül, İlya Datchy gibi Fenerbahçe'nin 1971 kadrosundan futbolcuları görürüz. Salak Milyoner Ertem İlmez'in yönettiği ve başrollerini Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Adile Naşit'in oynadığı Salak Milyoner, Kayseri'den İstanbul'a define aramaya gelen dört kardeşin başından geçen komik olayları konu alır. Define için kazılan yerler arasında Dolmabahçe'de bulunmaktadır ve kahramanlarımız o an oynanan Fenerbahçe Kayseri Spor maçının içine çıkıverirler. Filmde maçtan kesitlerle beraber Cemil Turan ve Baygol lakaplı Osman Arpacıoğlu'nu da görürüz. Mavi Boncuk Ertem İlmez'in yönettiği filmde başrolleri Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ve Perran Kutman paylaşmaktadır. Filmde kahramanlarımızı İnönü Stadı'nın maç kuyruğunda yer satarken görürüz. Maç Fenerbahçe'nin maçıdır ve Kemal Sunal yanlışlıkla maça girer. Uyanık Kardeşler Uyanık Kardeşler filminin başrollerini Kadir İnanır, Müjdat Gezen, Hulusi Kentmen, Leman Akçatepe, Arzu okay ve Selen Büke paylaşmaktadır. Filmde babalarının fabrikasında çalışmak istemeyen ve futbolcu ile müzisyen olmak isteyen iki kardeşin komik öyküsü anlatılmaktadır. Kadir İnanır'ın canlandırdığı futbolcu olmak isteyen Doğan karakteri filmin sonunda Fenerbahçe'ye transfer olur ve yılın futbolcusu seçilir. Filmde Fenerbahçe'nin Samsun Spor'la oynadığı bir maçtan görüntüler de vardır. Görüntülerde Didi ve Cemil Turan dikkat çeker. Acele koca aranıyor. 1975 yapımı Acele Koca Aranıyor filminde hakimin Fenerbahçeli olması karakterlerin savunmalarını etkileyecektir. Bitirimler Sınıfı Filmde Sezer İnanoğlu'nun canlandırdığı Sezer Önderliğinde bir grup öğrencinin maceraları anlatılır. Okulun en yaramaz öğrencisi olan Sezer, okul müdürünü ve öğretmenleri yaptıkları yaramazlıklarla çileden çıkarır. Sezer, o yıllardaki birçok çocuk gibi Fenerbahçelidir. İnek Şaban 1978 yapımı film, Manav'da çalışan Şaban'la ona benzeyen kaleci Bülent'in birbirine karıştırılması sonucu ortaya çıkan komik olayları konu eder. Kemal Sunal'ın canlandırdığı Bülent, Fenerbahçe'nin kalecisidir ve yaşanan karışıklık sonucu Şaban, Fenerbahçe'nin kalesine geçer. Filmde 1978 yılının dere ağzı tesislerini ve gerçek maç görüntülerini sık sık görürüz. İnek Şaban filmiyle dönemin Fenerbahçe kadrosu bol miktarda beyaz perdeye taşınır. Neşeli Günler Neşeli Günler filmi Türk sinemasının kült filmlerinden biri olmuştur. Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Guruda'nın başrollerini paylaştığı film, turşu yapımı konusunda tartışıp ayrılan turşucu bir çiftin ve çocuklarının aileyi tekrardan bir araya getirmesi sırasında ortaya çıkan komik durumları konu alır. Fenerbahçe bu filmde Şener Şen'in canlandırdığı Aydin'in sevimli amcası Ziya'nın bir kahvede tıraş bıçağı satmaya çalışması sırasında karşımıza çıkar ve bu ziyanın repliği nesiller boyu dillerden dile taşınır. En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Bavuer, Kaleci Mayer, Nadia Komunati, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Petrol kralları. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın canlandırdığı iki arkadaşı evlerini boşaltırken Fenerbahçe posterini de özenerek toplarken görürüz. Gol Kralı Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Sayit karakterinin sevgilisine kendini beğendirmek için futbolcu olmaya çalışırken yaşadığı olaylar komik bir biçimde anlatılmaktadır. Gerçek maç görüntülerinin yanı sıra derazı tesislerinden de bol miktarda görüntü beyaz perdeye yansır. Davetsiz misafir Başrolde Zeki Alasya ve Metin Akpınar vardır. Metin Akpınar'ın canlandırdığı iki karakterden veznedar olan Halim Bey koyu bir Fenerbahçe taraftardır. Ve filmde de bunu üzerine basa basa ifade eder. Ya 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 şa şa şa. Filmde İlyas isimli karakter bir apartman görevlisinin oğludur ve amatör olarak futbol oynamaktadır. Hikaye İlyas'ın tüm zorluklara rağmen başarılı olarak Fenerbahçe'ye transferi ve sonrasını konu almaktadır. Bu filmle birlikte Tudor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe'nin 1985 kadrosu gerçek maç ve antrenman görüntüleri eşliğinde beyaz perdede izleriz. Hababam Sınıfı Tatilde Meşhur Hababam Sınıfı, İnek Şabanlı, Güdük Necmili, Damat Feritli, Kel Mahmutlu, Hafize Analı, Bade Ekremli Hababam Sınıfı hepimizin çocukluğunda yer edinmiş bir filmdir. Buradaki haylaz tembel öğrencilerin tek sevinçleri var. Fenerbahçe her şeyi göze alıp okuldan kaçarak Fenerbahçe maçlarına giderler. Yıllar sonra çekilen Hababam sınıfı merhaba ve artık klasikleşen Hababam sınıfının Fenerbahçe maçına kaçma ritüeli bu filminde olmazsa olmazıdır. Takım böyle tutulur. Takım böyle tutulur, Okan Altıparmak ve Andreas Treske'nin yönettiği Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonunda yaşadığı şampiyonluğu taraftarın gözünden beyaz perdeyi taşıyan belgesel bir filmdir. Bu konuda sinemada gösterilmiş ender filmlerden bir tanesidir. Fenerbahçe taraftarının tutkusunu görmek için izlenilmesi gereken filmlerden biridir. Aşk Tutulması. Murat Çeker'in yönettiği Aşk Tutulması, kahramanın Fenerbahçe'yi hayatının merkezine oturttuğu romantik bir komedi filmidir. Fanatik bir Fenerbahçeli olan Uğur'un Pınar'la tanışması ve aralarında gelişen ilişkiyi anlatan filmde Fenerbahçe oldukça önemli bir yere sahiptir. Yeşilçam filmlerinde çok belirgin bir şekilde Fenerbahçe sempatisi vardır. Sadri Alışık, Zeki Metin, Kemal Sunal'ın hayat kattığı karakterler ve daha sonra bütün Hababam sınıfı, Yeşilçam'ın kült olmuş bütün karakterleri hep Fenerbahçeliydi. Peki sizce bunun sebebi ne? Fenerbahçe izleyici kitlesinin fazla olması büyük bir etkendi yoksa izleyici kitlesinin düşmesi televizyon sinemasında istenmeyen bir durumdu. Halkın ilgisini çeken takım Fenerbahçe takımıydı. 1959 yılında ligin kurulmasından 80'li yıllara kadar Fenerbahçe hep başarılı olmuştur. Fenerbahçe'nin bu şampiyonlukları Yeşilçam'a elbette yansımıştır. Bir de o dönem halk arasında halkın takımı Fenerbahçe diye bir söylem vardı. O yıllarda Yeşilçam sinemasını tanımlayacak olan kelimeler genel olarak samimiyet, içtenlik, bizden biri gibi önermeler olabilir. Çünkü Yeşilçam'ı incelediğiniz zaman toplumsal sorunların işlendiğini görürsünüz. O dönemlerde çekilen filmler halkın içinden, halkın yaşamını ele alan konulardan oluşmuştur. Bu yüzden Yeşilçam'da neden Fenerbahçe kullanılır sorusuna cevap olarak bu verilebilir. Yani 70'li yıllarda Yeşilçam'da Fenerbahçe üstünlüğü halkın sempatisinden kaynaklanmış olabilir videomuzun sonuna geliyoruz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Sağlıkla kalın.